Merhaba, hoş geldiniz beyler, bayanlar. Havalar bir malumunuz artık ufak ufak soğumaya başladı. Ve ben de buna istinaden birkaç kış birası deneyip tadacağım arkadaşlar sizin için. Bugünkü kış biramız Tuborg'un Winter Time. Bira her zaman ferahlatıcı bir içecek olarak görülmüştür. Ama iş kış birasına geçince ısıtma özelliği de vardır. Arkadaşlar, neden ısıtma özelliği vardır? Yüksek alkollü olduğu için ısınırsınız. Malumunuz hani herkes rakı içtiğinde, viski içtiğinde, konyak içtiğinde belli bir süre sonra artık böyle bir sıcaklamaya, üzerini çıkarmaya, soyunmaya başlar. O hesap Tuborg da buna istinaden bir kış birası çıkartıyor ve buna da Winter Time diyor. Yani kışın içilecek bira. Kışın içilecek bira daha yoğundur. Daha böyle tok tutar insanı. Yavaş içersiniz onu. Çünkü size içtikçe tokluk verir, doygunluk verir ve kendini hissettirir yani. Bira içtiğinizi anlarsınız. Şimdi Tuborg'u geçelim. Tuborg'un birası 5,6 hacme sahip, alkole sahip bir bira arkadaşlar. Yani yüksek bira, normalden biraz yüksek alkollü bir bira. Ne ile yapmışlar bu birayı? Nasıl yapmışlar? Ona geçelim. Arpa maltı ve şerbetçi otu yine kullanmışlar bunda. Tabii bunun alkolünü yükseltmek için mayalama esnasında ve bekletme esnasında değişik metotlar uyguluyorlar arkadaşlar. Böylelikle biramız yüksek alkollü veyahut da düşük alkol olarak alabiliyorsunuz. Yüksek alkollü olması için birazcık daha fazla bekletiyorsunuz. Fışladıktan sonra ve mayalama esnasında birazcık daha değişik metotlar uygulanıyor. Arpası daha çok kavruluyor. Şerbetçi otu, değişik şerbetçi otları kullanılabiliyor aroma katması için. Ve böylelikle normal yaz biralarından farklı oluyor arkadaşlar. Birazcık daha koyu renkli olur bu bira. Daha lezzetli olur. Bunu siz yemeklerle de çok çok rahat içebilirsiniz. Etle, tavukla, normal diğer kebap çeşitleriyle rahatlıkla içebilirsiniz. Ama yaz birasını öyle içemezsiniz yemek. İçersiniz ama keyif almazsınız. Şimdi uzunca bir tanıtımdan sonra bu biramızı açalım. Şöyle kapağımızı açtık. Duydunuz. Şöyle yavaş yavaş biramızı koyalım. Zaten renginden belli ediyor, köpüğünden, renginden. Kremamsı bir köpük oluştu şimdiden. Siz de görüyorsunuzdur. Rengi amber, kehribar rengi. Köpürmesi de gayet güzel. Şöyle göstereyim. Çok dikkatli koymama rağmen yine de bayağı bir köpük aldı. Çok çabuk sönecek bir köpüğe de benzemiyor arkadaşlar. Resmen krema gibi köpük. Köpük krema gibi hiç gitmiyor bile. Yok. Çok lezzetli bir biri olduğu şimdiden belli oluyor. Umarım beni yanıltmaz. Önce bir şöyle bir koklayalım biramızı. Hafif böyle karamelimsi bir koku alıyorsunuz. Köpüğünü aldığınız zaman şerbetçi otunun acılığı size hissettiriyor kendini. Ve arpa maltını da hissediyorsunuz. Yani yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. Diğer çektiğim videolarda, gerçi onlar bu bira ile kıyaslanamaz. Çünkü onlar bir alt segment olan biralardı.
Şimdi bir tadına bir bakalım. Bence gayet güzel bir tat bırakıyor ağızda. Hani bir yudum aldığınız zaman ağzınızı resmen böyle dolduruyor. Hani sanki bir şey yemiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bence bu birayı içerken fazla çok içmeyin. Çünkü fazla içemezsiniz. Tabii içmek istediğiniz ne kadar içmek istediğinizi buradan tahmin edemem ama fazla tok içmeyin diye önerebilirim. Çünkü bir taneyi içtikten sonra belki tıkanırsınız. Yani o öyle bir ağızda bir tokluk, doygunluk hissi veriyor. Köpüğü o kadar içmeme rağmen hala gitmedi arkadaşlar. Rengi çok güzel. Koyu renkli biraları ben birazcık daha çok seviyorum. Bira içtiğinizi anlıyorsunuz. Köpüğünün dokusu, kremamsı şekli, hemen gitmemesi üzerinden beni kendine çekti yani. Sonuçta Türkiye'de iki tane büyük firma var. Tuborg ve Efes. Efes'in de çıkardığı bir kış birası var. Winter Blue. Zaten bundan sonra onu da ben bir test etmek istiyorum. Onu hiç içmedim. Tuborg içmiştim ama Efes One Winter Blue'sunu hiç içmedim. Onu da yarın büyük bir ihtimal deneyeceğim. Kıyaslamasını da size çekeceğim zaten. Bakalım onunla bunun arasında nasıl bir tat farkı var. Ben de merak ediyorum açıkçası. Buradan konuşma açılmışken diğer bir alan konusu. Bilmiyorum diğer videolarımı izlediniz mi? Çektiğim videoları. O videolar hakkında yorumlarınız nedir? Size doğru bilgiler aktarabiliyor muyum? Seviyor musunuz? Daha nasıl değişik bir biraları tatmamı istersiniz? Onlara yorumlara eklerseniz çok sevinirim. Böylelikle beraber doğru bir yol izlemiş oluruz arkadaşlar. Buranın keyfini ben fıstıkla çıkartıyorum. Bilmem sizler nasıl seversiniz. Bunları da yoruma ekleyebilirsiniz. İşte ben bununla birlikte yemesini severim, bununla birlikte tüketmesini severim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Güzel bir içim var arkadaşlar. Yani tavsiye ederim. Denemeyen bira sever arkadaşlar. Tuborg'un Winter Time'ını bir denesinler. Denedikten sonra lütfen yorumlara eklesinler. Hani kendi ağzında, damağında nasıl tat bıraktığını lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Bunu yaz birasıyla kıyaslamayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu birazcık daha ağızda doluluk hissi veriyor. İçince birayı hissettiriyor bira kendisini. Yüksek alkollü olması size böyle bir sıcaklık verecek. Dediğim gibi biralar yaz birası veya kış birası olarak bu yüzden ayrılıyor. Yaz birasını serinlemek için içersiniz. Kış birasında tam tersi, ısınmak için. Eskiden mesela çok çok eskiden bundan 2-3 bin yıl önce insanlar bunları kışın ısınmak için içiyorlardı. Hani hatta televizyonlarda, filmlerde görürsünüz. Eski orta çağ filmlerinde çoğunlukla hanlarda bira verirler. Orada dikkatinizi çekmiş midir bilmiyorum. Mesela benim çok çekmiştir. Çoğunlukla bira sunulması. Çünkü biranın tarihi bayağı bir eskiye dayanıyor. Yani bir 3-4 bin yıl, belki daha eski. Benim okuduğum kadarıyla bir 4-5 bin yılı var. Arkadaşlar gelelim
Tekrardan Tuborg'umuza dönelim. Tuborg Winter Time'ı beğendim. Gayet güzel bir içimi var. Rahat, kolay bir içimi var. Ağızda doygunluk veriyor, tokluk hissi veriyor. Yani devamlı içip bitirme hissi uyandırmıyor sizde. Bu hissi daha çok seviyorum. Geçen günkü videomda mesela Marmara'yı tatmıştım. Marmara birasını. Onu da izlemenizi tavsiye ederim bu arada. Lafı geçmişken. Onu da bir geçip izlerseniz sevindirirsiniz beni. Orada demiştim mesela ben bunu bir yudumda bitiririm. Ama ben bunu bir yudumda bitiremem. Çünkü doyuyorsunuz. Tokluk hissi veriyor size. Onun için tek dikişte, tek yudumda bitiremem yani. Efendim, biramız böyle arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. İçin, deneyin. Bugün de böyle noktalayalım arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim seslerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu bitirip bitirdikten sonra bakar mısınız? Hala çok güzel. Bay bay.